Merhaba herkese. Haftalar. Ee, Borusan günlük grafik. Daha önce e, bir destek vardı. Onu çizmiştim ya. Yani. En kötü halde. E, aşağı yönlü bir hareket vardı. Hala devam ediyor. O bitti sayılmaz yani. Çok güzel bir mum yaptı. Ya, şunu söyleyeyim. Bu mumun arkasından devam mumu beklenir. Bir tane daha yeşil. E, en azından. Y yüzdesi olarak yüzde iki buçuk beklenir ve şu trendin kırılması da beklenir. Beklenti olarak söylüyorum ama beklentiler her zaman maalesef gerçekleşmiyor. Desteğini değdi aslında 50 gün desteğini aldı Borusan. Oradan tepki verdi. Bu olumlu. Yani 50 günün altına bir kere de düşmesi daha kötü bir görüntü verdi açıkçası. En azından bir tutunma çabası e, gözüküyor. Yani tutunma çabasından kastım şu zaten hani e, aslında iyi bir görüntü genel anlamda, major anlamda iyi bir görüntü var. Yok değil de bu 50 gün, günün kırılmasını çok e, arzu etmez yatırımcı. Teknik analiz olarak yani bir, bir grafiğe bakanlar e, biraz çekinirler 50 günün kırılmasına. E, olumlu. Eğer e, bir yeşil mum daha yaparsa, yüzdesi de önemli değil. Şurası kırılmış, kırılmamış ondan bahsetmiyorum ama e, 5.20 krosu gelir o da çok önemli bir şey en kısa vadede Dolayısıyla 35 82'nin üstü aranmalı yani kırılırsa şu alan 35 82'nin üstü aranmalı ve şuradan en kısa vadede o zaman bir trend takip edilmeli diye düşünüyorum ya da edilebilir diyeyim yani ben öyle yapın demiyorum illa ama yani şurayı kırdığı an şöyle bir trend artık geçerlilik kazanır Borusan'da RSI yukarı MACD yukarı daha vermiyor da o işte geç gelir biraz bir iki gün. Bir gün daha yeşil olursa muhtemelen o da belki kesişmeye doğru gidecektir. Uzun soluklu bir düşüşü vardı Borusan'ın. Onu bitirmesi de iyi oldu. Yani az çok 0.50 bakın 0.50 0.60 bazen 1-2 de oldu ama şu alandan bahsediyorum. Yani böyle ağır ağır gidişi durdurması olumlu. Burada haftalık görünümü de bu çeviren bir mum. Yani haftalı alırsanız şöyle göstereyim. Şöyle bir e, asıl adam gibi bir görünüm veriyor bize. Yani haftayı karlı ve alıcılık kapattığını söyle e, gösteren bir görüntü bu. E, bu hafta alıcıların öne çıkması yani son anda cuma günü en azından öne çıkması e, çok olumlu bir şey. Eğer e, şu hareket olmasaydı böyle simsiyah uzun böyle simsiyah bir mum görecektiniz burada. O da tehlikeli bir e, durum oluşturacaktı önümüzdeki günlere. E, haftalıkta gösterge ne durumda ona bakalım. Yani RSI ortalamasının aşağısında tabi ama aşırı alım bölgesinde MACD'de hala yukarı bir yatay biraz daha doğrusu hareket verdiğini de söylemek mümkün Haftalık şimdi bunu söyleyenler oluyor haftalık pek bakmıyorum tabi grafiklere ya Şöyle hesaplayabilirsiniz yani burada da 8 günü kullanın doğrudan 5 haftayı değil de 8 hafta biraz daha olumlu olabilir Çünkü biraz uzun vadeci işidir yani haftalıkta, haftalık kapanıştan bahsediyorum. Günlük değil. 31-14 altında kapanışlar da tabii bir strateji. Yani satmak isteyen varsa o kendi bileceği işte e, uygulanabilir. Yani bugüne kadar e, haftalık görünümde hiç 31'in altında bir kapanış yapmadı. Günlüğüne geçelim. E, bunun dışında çok söylenecek bir şey herhalde yok. E, şey iyi, fena değil. Hacim uzun bir zaman sonra biraz daha en azından Neredeyse iki haftadan bir buçuk haftadan sonra ilk defa biraz hacimlendi. Bir alıcı geldi. Bu da olumlu. Ee, dediğim gibi yani şu eğer böyle bir trend yapacaksa kır şurasının kırılması şimdi çok önemli mi? Eğer hani ikinci şey ise önemli. Onu söyleyeyim yani e, biliyorsunuz trendler dümdüz değil de şöyle dalga dalga olur. Bir 35'in 35-90'sını e, görmek gerekir diye düşünüyorum. Yani gün içinde de olur. Yani gelir bir kapanış daha yapsın. 34'te atıyorum. Ertesi gün açılışta da geçse bir fitil de bıraksak bir niyet yani orada bir işlem olur. Şimdi bazen diyorlar ki bu fitillerin ne özelliği var? E orada işte bakın fitil duramam. Tamam da bir işlem olmuş. Yani oraya kadar bir alıcı gelmiş. Önemli olan o. Yani bize onu gösteriyor. Hiç işlem olmamış yerler değil. Oraları göz ardı edemezsiniz tamamen. E bazı çünkü bazı teknik analizde de bazı kişiler öyle savunuyor. Yani fitilleri hiç görmeyelim. E gürültüyü azaltalım orada. Yani işin gürültüyü azaltırsınız. Gözünüze daha şükür, daha hoş görülür. Ee, ama işlemi de atlarsınız. Bazen çünkü mesela hacmin büyüğü burada oluyor. Hani saatlikte baktığınız zaman. Şimdi olmuyor değil. Yani onu da görürsünüz. Ya da şurada oluyor. Hacmin çok büyüğü. Söylenecek başka bir şey yok. Ee, unuttuğum herhalde bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Herkese iyi haftalar.